Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Bugün bomba gibi bir video ile karşınızda değilim maalesef. Bugün gerçekten kötü bir gün. Yılın ilk günü ve elektriğe tabii ki zam geldi. Zam oranları gerçekten şaşırtıcı ve çok yüksek olarak görüyorum. Fakat bunun nedenini de haberde açıklamışlar. Fakat yine de yüksek arkadaşlar. Nasıl ki asgari ücrete %50 zam geliyorsa, elektriğe de şu anda %50 en kötü ihtimalle zam gelmiş durumda diyor ki 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kW saate kadar diyor. Olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL. Aylık tüketimlerin 150 kW saatin üstünde olan kısmı için ise 2,06 TL olarak uygulanacaktır demiş. Burada madencileri ilgilendiren önemli bir nokta var dostlarım. Örnek vereyim benim elimde iki tane RX 580 ekran kartı var ve bir tane de bilgisayarım var. O bilgisayarla birlikte bu sistemler genelde yoğun bir şekilde çalışıyor. Bazen full açık oluyor, bazen bilgisayarı kapatıyorum. Sadece mining sistemi açık oluyor. Sadece iki kart düşünün. İki kartla yaptığım tüketim, şimdi faturalar online geldiği için ben onu göremediğim için burada hesaplama sitesine girdim. Örnek vereyim son faturanın geldiği dönemde 258 lira yakmışım. 258 liranın aktif enerji bedeli 168 liraymış tamam mı? Dağıtım bedeli var. Vergiler var. Bu vergilerle birlikte dağıtım bedeli zaten 100 lirayı buluyor arkadaşlar. Şimdi şurada size göstermek istiyorum. 258 liralık faturanın 168 lirası elektrik bedeli. Yani geri kalan dağıtım bedeli, vergi ıvır zıvır. Evet dostlarım bu 168 TL'yi de o anki fiyata böldüğümde 183.4 kW harcama yaptığım gözüküyor. Yani ben iki ekran kartı ile bile verilen limitin üstündeyim ve bu sefer 2.06 ile çarpmak zorundayım. Bu 183.4'ü 2.06 ile çarptığımda 377.80 TL bir saf elektrik harcaması tutuyor. Şimdi diyeceksin ki abi 40 lira işte dağıtım bedeli 50 lira da vergi diyeceksin ama o öyle değil dostum. Bak şimdi 258 lira önceki ayda harcama yapmışım. Ondan önceki ayda 297 lira harcamışım. Bu 297 harcadığımda ise dağıtım bedeli 7 lira daha yüksek. Ek olarak vergisi daha yüksek görüldüğü üzere. Doğal olarak biz burada zaten 100 liradan fazla ödüyoruz. 297 lirada 304 lira bir vergi ödüyoruz dağıtım bedeli de dahil. E Burada ne olacak abi? Burada mesela 377,80 de büyük ihtimal yine bunda da bir 115 civarı bir ek olur. Bunu da hesaplayalım abi gelin. artı 115 diyorum. 492 lira. Şuraya yazalım. Yani düz hesap 500 lira diyebiliriz dostlarım. Yani iki tane ekran kartınız var. Bir de evde elektrik kullanıyorsunuz ya da bilgisayarınız açıksa ortalama 500 lira bir tüketim sizi bekliyor olacaktır. Peki bu iki sistemin karı nedir dostlarım? Gelin ona da bakalım. What to mine'a girdim. iki tane seçtim. Hesapla diyorum. Diyor ki dostum 3,46 dolar toplam diyor elektrik düşmeden halin 2,84. Ben bunu düz bizim elimizde geçeni 3 varsayacağım. Tamam düz hesap yapacağım. 3 dolar. Bugün dolar 13 lira. 3 çarpı 13 eşittir. 39 çarpı 30 yapıyorum. 1170 lira. Bundan da 500 lirayı düşüyorum. 670 lira elimize kalıyor. Yani mining sisteminden İki karttan 670 lira elimizde kalmış oluyor ki bu gerçekten çok iyi bir rakam değil şu anki şartlarda. Ama pasif kazanç olduğu için çok da fazla umursamıyoruz çünkü biz bunun yatırımını çıkartmış durumdayız. Eğer yeni girecekseniz bu tür durumları da göz önüne alın ve hesaplamanızı ona göre yapın. Tabii ki bu kazanç doların o günkü kuruna göre de değişiyor dostlarım. Ama şunu da unutmamak lazım. Dolar yarın bir gün 15, 17, 18 olduğu zaman yine elektriğe de o oranda ek olarak zam yapılacaktır. Bunu unutmayın dostlarım. Yani bu iş bizim için çok iyi olmadı. Normal ev kullanıcısı için de çok iyi olmadı. Açıkçası çok iyi bir haber değil. Yılın ilk gününde böyle bir şoklu uyanmak gerçekten çok kötü. Yani ne olacak bu şekilde bilemiyorum. Sizin de düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.